Ne oldu, saldılar mı çocuğu? Neymiş? Ya niye götürmüşler? Ya soruyor musun bir de? Senin umrunda mı acaba o insanlar ne yaşıyor, ne haldeler? Umrunda mı acaba? Umurumda olmasa yatar mışıl mışıl uyurdum ben. Bağırma bana. Keyfimden satmadım, sen de çok iyi biliyorsun. Benim yüzümden sattın anne, biliyoruz. Keşke hapislerde çürüseydin de insanların başına böyle bir şey gelmeseydi. Yok ya. Hapse girermişsin öyle mi? Sen Tahir'in yerinde olsan yere düşer şak diye bayılırdın be. Tir tir titrerdin sen orada. Ben sizin için yaptım akılsızlar. Kendi güvencemi feda ettim ben. İyi de anneciğim, gizli gizli kalkışılacak iş mi bu? Yani şöyle sakin sakin oturup konuşmak varken. Konuşsaydım da seni iyice utandırsaydım, öyle mi Nurhan? Kocanın yediği haltlar yüzünden iyice mahcup olsaydın, hiç yüzüme bakamasaydın. İşte biz Nisa'nın yüzüne bakamıyoruz anneciğim şimdi. O da bizim yüzümüze bakmıyor zaten. Sayende. Bakmasın. Bakmasın ben. Ben kızıma vermediğim emeği verdim ona be. Aylardır bedava oturuyor bu evde. Siz şimdi verdiği kiraya kira mı diyorsunuz? Beş çocuğuna bakıyorum ben onun ya. Gıkım çıkmadı. Onu sevmesem yapar mıyım ben bunu? Siz benim üzülmediğimi mi zannediyorsunuz? Nurhan, tamam artık yapmayın ne olursunuz Gamze. Anne, belki bulunur bir çaresi. Sen kime sattın evi? Söyle bize. Biz gidip bir konuşalım. E söyleyelim, biz razı değiliz diyelim. E bizim de hissemiz var sonuçta. Aynen bak. Dava açarız diyelim. Gözünü korkuturuz hem. Yok, korkmaz o anasının gözü adam. Ya hangi adam? Kime sattın anneciğim evi, söyler misin? Emlakçıya sattım. Adam al satçı. Tadilatı yapacak, 3 katına satacak başkasını. İtiraz falan edemeyiz. Siz bana vekaletname verdiniz. Yapacak hiçbir şey yok. Yapacak bir şey olsa ben gider o paraları hemen geri veririm. Benim bildiğim tek bir şey var. Nisa'lar o evden kapı dışarı edilmeyecek. Oh. Benim cesedimi çiğnemeniz lazım.